Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en uygun fiyatla alabileceğiniz iş bilgisayarının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Monster Huma serisi diye geçiyor. Pro serisi işlemci var. Bu normalde U işlemcilere göre fiyat olarak biraz daha uygun. Bunda i7 13. nesil bir işlemci var. i7 1360 diye geçiyor. 1360p işlemci diyesek daha okuması kolay olur. Bunda ekran kartı oyun bilgisayarlarındaki gibi değil. Intel'in Iris Xe grafik ekran kartı bulunmakta. 14 inçlik 32 GB RAM'li 1 TB M.2'li laptop. Ağırlık olarak Pro serisi olduğu için bakın şu seride biraz daha hafif. Normalde Huma laptoplar 1.5 kilosu 1.6 kilogram oluyor. Bu 1.2 kilogram. Aldığımız bilgisayarda bu fiyat olarak da biraz düşmüş. Hemen şöyle göstereyim. 41.400'den 38.200'e düşmüş. 3.200 lira indirimliydi. Biz de yönetici seviyesinde kullanıcılara bunu alıyoruz. Hani normal müdürlere U serisi daha yarı fiyatına işlem alabilirsiniz. Bunda değişen bazı şeyler var. Hem ağırlık hem kullanım hem işlemci. İşlemci zaten en önemli kriter. Şimdi kutusundan çıkartalım. Şimdi Samet açıyor kutusunu. Bu arada poşetle geliyor, kargo poşetle. Şöyle bir de çantamız çıkıyor içinden. Açalım ürünümüzü. 14 inçlik güzel bir laptop. Güzelce kutuluyorlar. Bakın şöyle bir beyaz bir kutusu var. Sonra içinden yine kutusu var. Bu arada faturalı ürün. Biz hani bunları ücretsiz almıyoruz. Onu söyleyeyim, hani bazı YouTuber'lara ne geliyor bunlar? İncelemesi için gelen laptoplar oluyor. Altından bir de şu kutu çıktı. Kutusunu kenara alıyoruz. İçinde adaptörler, flash bellekler bulunmakta. Bakın güzelce kutulamışlar. Kutulama yönünde şu ana kadar Dell'le kullandık, Lenovo'da kullandık. En güzel kutulamayı yapan, kargolamada zarar görmeyecek şekilde kutulayan Monster oldu. Zaten yerli marka olarak biz bunu seçiyoruz. Şimdi kutularını da çıkartalım. Bu arada kargoyu bu kadar özenle kutuluyorlar. Üzerine bir de kendileri getiriyorlar. Hani yurt içine falan vermiyor ki zarar görmesin diye. Şöyle içinden bir flash bellek çıkıyor. Bunları genelde formatta vesaire kullanıyoruz. Çocuklar için gayet güzel. Şöyle adaptörümüz çıkıyor. Adaptörün şöyle yonca şeklinde bir güç balans soketi. Adaptörü biraz daha büyütmüşler. Normalde laptoplarda çıkan bunun bir tık küçüğü. Ama bunun işlemcisi Pro olduğu için biraz daha fazla güç gerektireceği için işlemci kullanımında adaptörü de büyütmüşler. Oyun bilgisayarlarında çok daha büyüyor, daha ağır oluyor. Yani bilgisayarın güç tüketimi, özelliği arttıkça güç tüketimi de artıyor. İnce bir kutu yapmışlar. Normalde gelen kutuya göre çok daha ince. 3 tane Monster almıştık, onu açmıştık. Bu Pro serisinde kutusu ince, laptop ince. O yüzden kutuyu da ince yapmışlar. Şöyle çıkartalım, inceliğini de görelim. Hafiflik olarak direkt fark edecektir muhtemelen. Güzel kutulamışlar, bakın adam buna sarıyor. Ekranı açtığın zaman çıkar bu muhtemelen. Samet. Şimdi laptopu bakın şöyle de ekranı koruyucusunu da getirmişler. Bunlarla da kullanabilirsiniz. Biz verirken bunları da koyacağız. Bakın inceliği artmış. Touchpad yüzeyi de artmış. Gerçekten neye benzetmişler bunu? MacBook'a benzetmişler. Yani bu fiyata bu özellikle MacBook alamazsınız. M2. Yani bu özelliklerde MacBook'u bunun muhtemelen iki katı fiyatını alırsınız. Yerli malı, yerli marka diye tercih ediyoruz. Hani yerli üretim değil muhtemelen. Çin'de üretiliyor ama marka yerli. O yüzden biz bunu tercih ediyoruz. Bir de diğer hani bu özellikle gidip Asus veya Dell veya Lenovo alsanız fiyatı bir tık daha yükseliyor. Adamlar tasarımını da güzel yapmışlar. Hani verdiğiniz paraya göre adamlar size tasarım çıkarmışlar. Şöyle yandan da gösterelim. Tasarımı gayet hoş. Şimdi gelelim özelliklerine, detaylı özelliklerinden bahsedelim. Makine fiyat olarak ucuza gelsin diye FreeDOS işletim sistemiyle aldık. Yani işletim sistemi yok içinde. Kendimiz Windows yükleyeceğiz. İşlemci olarak i7 Raptor Lake olarak geçiyor. Bu 12 core, 16 threadlik bir işlemci. 3.7 GHz'e kadar performans veriyor. Fakat maksimumda 5 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. 28 Watt'lık bir işlemciymiş. 13. nesil olması önemli. Yani 2023 yılının işlemcisi. 14 inçlik ekranı var. Mat bir ekran. Ekranı gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti zaten mat ekranı. Ekran çözünürlüğü yüksek. Normalde aldığınız diğer bilgisayarlara göre. 2880'e 1800 ekran çözünürlüğü var. 90 Hz. 16 yoğun IPS mat bir ekrana sahip. Ekran kartı olarak da Intel'in kendi içinde gömülü işlemcisi var. Intel Iris Xe Graphics diye geçiyor. 36 GB'lik RAM belleğe sahip. RAM belleği biz 2 slotlu aldık. Zaten 32 GB RAM var. 2x16 DDR5 RAM'e sahip. Ve bunun MHz'i 4800 MHz DDR5'te. Bu arada dediğim gibi diğer markalarda hani 32 GB RAM alsanız bile MHz'i düşük olabiliyor. Veya DDR4 olabiliyor. Bunda DDR5 yükseltmişler. Yani hakkını vermişler verdiğimiz paranın. Diğer özelliklerine bakacak olursak depolama olarak 1 TB SSD ile geliyor normalde. 4
Üzerinde default'ta gelen 1 TB'lık M.2 SSD var. Gayet hızlı. 4000'e 3000. Ama biz Samsung tercih ettik. Çünkü markaya belirtmemişlerdi. Corsair gibi bir marka kullanıyoruz demişti. Curricle demişti. Kullanıyoruz. Biz bunu yönetici kullanacak. Veri kaybı vesaire olmasın. Çünkü mesela James Dunkey işlem SSD kullanmıştık. Normal SAS SSD M.2 değil. 3 yıllık bir ömrü vardı. 3-4 yıl hatta 5 yıl sonra SSD ölüyordu. Samsung'un da böyle durumlar yaşamadık bu zamana kadar. O yüzden 1800 lira fark ile Samsung taktırdık. Normalde 38.200'dü fiyatı. Biz bunun üzerine 1800 lira daha ekleyerek Samsung SSD ile. Bu arada biz Monster'dan almadık. Monster'da da şöyle bir şey var. Bu arada laptopumuzu açalım. Çalışsın. Bu FreeDOS ekrana bir şey gelmeyecek. İşletim sistemi yükleyeceğiz. Bakın Monster logosuyla açıldı. Şu şekilde göreceksiniz. Özellikleri vesaire var. İşletim sisteminde bir taraftan yüklemeye başlayacağız. BIOS oraya yazıyor da güzel, güzel. Diğerinde bu şekilde BIOS gelmemişti. Klasik BIOS gelmişti. Dediğim gibi biz buna Samsung SSD M.2 taktık. 6000'e 5000 olabilir. Tam hatırlayamadım okuma yazma değerlerini ama yüksekti. Hem okuma hızı yüksek olsun, performansına performans katalım diye. Beyaz aydınlatmalı klavyesi var. Şöyle aydınlatmasını. İki kademeli beyaz aydınlatması klavyesi var. Şunu da açıyorsunuz şu tuşla. Şurada F6 tuşunun da kısa yolları bulunmakta. Tabii karanlıkta daha çok belli olur. Kamerası HD bir kamera. Intel'in kablosuz ağ adaptörü kullanılmış. Intel marka. Wi-Fi 6 özelliği var. Wi-Fi 6 AX201 olarak geçiyor. Bluetooth 5.2 kullanılmış. Bluetooth aparatı da M2'ymiş bu arada. Yine yani Wi-Fi ve Bluetooth'ta daha hızlı güncel ürünler kullanılmış. Hoparlör olarak 2x2 wattlık 2 tane hoparlör kullanılmış. Ses sistemi Dynamic Audio diyor. Bunu test etmedim daha önce ama güzel bir ses sistemi olduğu söyleniyor. Dahili kart okuyucusu var. Portlarına değinelim şimdi. Bu arada arkamda ne yüklüyor? İşletim sistemine. Çok kolaylıkla yüklendiğini göreceksiniz. Bakın şurada Kingston kilidi var 1 adet. Type-C bulunmakta. Bu arada arkamda işletim sistemini kurmaya devam ediyor. USB 3.2 Gen 2 portu bulunmakta. Pardon Gen 1. Şu Type-C var arkadaşlar. Bir tane USB 3.2 Gen 2 olarak geçiyor Type-C. Ortak port bu. İki tane de USB 3.2 Gen 1 var. Bu da Type-A olarak geçiyor. Burada bir tane uzun bir portumuz var. Bu da kart okuyucu, SD kart okuyucu portumuz. Şurada kulaklık combo jack'ı var. Diğer tarafa çevirelim. Bakalım başka nelerimiz var. Bakın şu Type-C'ye çok benziyor ama Thunderbolt 4 olarak geçiyor. Buradan da monitör bağlayabiliyorsunuz. Thunderbolt 4'ten. Hakan şuraya neyi bak bakın bu işletim sistemi bu arada kurulmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde video bitene kurulacak. USB 3.2 Gen 1 USB Type-A var. Klasik USB. Bir tane de HDMI portumuz var. Bir adet de neyimiz var? Güç girişimiz bulunmakta. Kart okuyucumuzdan bahsettik. Bu arada çok hafif, çoklu ekranla çalışabilmeyi sağlıyor. Yani hem şu HDMI portundan hem de şu yanındaki alttaki Type-C'ye benzeyen Thunderbolt portundan iki tane monitörü dönüştürücü olmadan bağlayabiliyorsunuz. Bu da Pro yani Huma 4 V4.2.2'nin özelliği. Yani şu makine. Şöyle gösterelim size. Dediğim gibi biz 38'den bir tık fazla aldık. Bu arada biz iş bilgisayar olarak kullanacağımız için bu makineyi vadeli satan bir firma üzerine aldığımız için 1000 lira ya da 2000 lira mı ne pahalıya geldi. Çünkü vadeli çalıştığımız kurumsal firmalarda genelde alımlar oraya oluyor. Kasası çok şık arkadaşlar. Şık bir kasa yapmışlar. 1.2 kilogram ağırlığında kolayca taşınabilir. Tüy kadar hafif diyorlar ama gerçekten de öyle yani. Güzel bir kasa yapmışlar. Yüz tanıma teknolojisi Parola'dan 4 kat daha hızlı diyor. Yüz tanıma da var. Şurayı açarsak şöyle. Güzel bir yüz tanıma sistemi Ama de şey koymuşlar mesela makineye. İstanbul'da kilit yok Yani mesela. kilit bunda muhtemelen kalınlığı artırabilir diye mi koymadılar bilmiyorum ama belki de tasarıma etkiler diye koymamış olabilirler. Alt modellerinde kilit vardı bunun. Şöyle gösterelim. Windows'a bu arada çok hızlı kuruluyor. M.2 SSD'miz hızlı olduğu için. Tabii flash belleğin hızı da önemli. Flash bellek de Yalnız 3.2 değil olsa de. Type-C'den mesela Aynen şekilleriniz öyle. olsa direkt Ömür çalışabilir. boyu ücretsiz bakım garantisi var cihazda. Yani bakım alacağınız zaman 6 ayda bir gidiyorsunuz Monster'a ya da kargo ile gönderiyorsunuz. Adamlar size bakımını yapıyor. Yani yerli firma olmanın avantajını burada da görebiliyorsunuz. 13. nesil işlemci bulunmakta. 65 wattlık adaptörü. Bunun yanında şık ve premium dizayn. Magnezyum kasa kullanılmış. Burası Yani damper kasa büyük ihtimalle. arka kasa mı bilmiyorum ama magnezyum kasa diye bahsedilmiş.
Tamam, istersen çalışırken fazla tokatlama Hakan. Yani şimdi kasa özelliklerine değindik. Ekran özelliklerine değindik. 16'ya 10 bir ekranı var. En boy oranı. 14 inçlik ekran. 90 Hz. 2.8K. Yani çözünürlüğün dibine vuracaksınız bunu cihaza. Yani bu kadar öve öve anlatmamın sebebi gerçekten güzel. Bu fiyat alınabilecek iyi bilgisayarlardan biri. Ekranı ne kadar açılıyor? İstersen onu da bir göster Hakan. Şöyle açabildiğin kadar aç bakalım. 180 derece açılıyor mu? Dokunmatik yok. Dokunmatik arayanlar olabiliyor ama dokunmatik ekrana da ihtiyaç yok. Kullanılmıyor zaten. Mouse'a dokunmatik şirketi isteyenler oluyor. Alıyoruz. Hiç kullanıldığını görmüyorum yani dokunmatiğin genelde. Hatta unutuyorlar bir süre sonra. Bir de sessiz 20 desibellik yani fazla bir ses şeyi varmış maksimum. Fazla da ses çıkarmıyor. Yani eksi özelliklerine değinecek olursak benim aklıma gelen bir şey yok. Siz değinirseniz seviniriz. Bakın şöyle touchpad'i de geniş. Yani bilgisayar her şeyden önce şık. Yani normalde hem ucuza laptop alıyorsunuz hem adamlar size içinde flash bellek gönderiyorlar hediye. Adam size geliyor bir de şöyle bir flash gönderiyor. Gördüğünüz gibi. Çantasını gönderiyor. Bu şekilde arkadaşlar makine canavar. İş bilgisayarı olarak artık tercih etmeye başladık. Yani yerli markalara destek elimizden geldiğince biz de veriyoruz. Tabii onlar da uygun fiyatlı çözmesi lazım. Hani baktığınız zaman Olimar'larda Casper tercih ediyoruz. Laptoplarda ne tercih ediyoruz Hakan? Master genelde tercih ediyoruz. İş bilgisayarını çıkardıkları da iyi oldu. Oyun bilgisayarı veriyorduk. Şimdi artık iş bilgisayarı veriyoruz direkt. Çünkü o bilgisayar kalın oluyor. Bir yere toplantıda yurt içine gidince kötü oluyor. Ağır olduğu için Aynen. hani. Oyun bilgisayarına toplantıya girdi mi bir kere kurumsallık izlenimini bozuyor. Çirkin duruyor. Hani Master şunu da gözetmiş. Bakın. Kurumsallık izlenimi yaratmış yani. Oluşturmuş o izlenimi. Temiz de üretiyorlar arkadaşlar. Özenliler yani bu işte. İçinden de şöyle stickerlar falan çıkıyor ekstra olarak. Garanti belgesi, mektup vesaire kutusundan. Yani bu işi bu adamlar becermeye başlamış. Umarım yarın bir gün kendi laptoplarını üretirler. İlhan Yılmaz Bey var. Master'ın yöneticisi. O da ilerleyen zamanda şunu yapsa çok daha geliştirir muhtemelen markayı. Yani kurumsal firmalara vadeli satışa başlayabilir. Marka kurumsal firmalarda biraz daha rağbet görüp iş bilgisayarı olarak kullanılmaya başlar. Yerli markamız. Bir de böyle YouTuber'lara vesaire bu tarz laptop gönderirse ya mesela bize incelemesine yapar. Biz de kullanırız. Hani genelde markalar işbirliği yapabiliyor. Yani YouTuber'larla işbirliği yaparsa çok daha kazanır diye düşünüyoruz. Hani biz işbirliği olmasa da ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Kendinize bakın, hoşça kalın. Ürün güzel diye biz de bu şekilde tanıtmak istedik.